Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü'nün beyanı vardı ilk bulduklarında. 5000 varil gün diyordu. Şimdi öyle bir anlattılar ki 5000 varil gün sanki Türkiye'yi kurtaracakmış gibi. Türkiye günde 1 milyon varil tüketiyor. Günde 1 milyon varil tüketiyor. Bizim bulunduğumuz 5000. Şimdi bu cümle nasıl değişiyor Sayın Cumhurbaşkanı'na gelinceye kadar? İlgililer diyorlar ki efendim bu 5000 ama yarın 2-3 kuyu kazacağız. 10-15 bine çıkar. Hatta 100 bine çıkabilir. 100 bine. Gelecekte 100 bine çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza 100 bin gelince Sayın Cumhurbaşkanı da her türlü kuyunun şuyunun hesabını yapabilir mi? Yapamaz. Onun da o 100 bin rakam işine geliyor. Diyor ki işte bulduğumuz kuyular Türkiye'nin ihtiyacının günlük %10'unu karşılayacak. Ben dün baktım ne kadar en son kuyularla beraber diye 16 bin varil gün. 1 milyon biliyor musunuz? 1 milyon günlük. Efendim bir rakamı sıfırdan büyüktür. Gayret edenlerin eline sağlık. Bunlar güzel şeylerdir. Ama halka yanlış bilgi vererek bir algı yönetimi oluşturulmamalıdır. Gayretin bu yönde oldu. Şimdi bütün bunları ben sadece söylemedim. Birçok Türkiye'nin en çok satan dergilerinde ve 21 kitap yazdım. Bütün siz kitabı Türkçe mi yazdınız Türkçe hocam? Türkçe yazdım ama... Okuyamazlar hocam. Arapça yazsaydınız veya Hitit dilinde yazsaydınız okurlar da AKP'liler. AKP'lilerin bildiği en iyi dil Arapça. Sen şimdi Türkçe kitap yazmışsın 7200 sayfa. Adamların okumasını bekliyorsun. Yok öyle. Cübbeli ne diyor? Arapça dili diyor bizim ana dilimizdir diyor. Arapça konuşmayan Müslüman bile değildir diyor. Arap ları sevmeyen Müslüman değildir diyor. Dolayısıyla siz şimdi bu kadar zahmet edip Türkçe 7200 sayfa yazacaksınız. Sonra da bunu AKP'lilerin okumasını bunun bekleyeceksiniz. Toplamı 9000 sayfa. Hocam hiç okumazlar. Şimdi, yani öyle Türkçe ile uğraşamaz bunlar. Biz, bunların yapacağı benim adım Cemal. Güzellik yaptı benim adımı Cübbeli Ahmet. Zannediyor ki çok bozulacağım. Yahu çirkinlikten güzellik daha iyidir. Allah hepimizi güzellikle yani. İmtihan etsin, sınasın. Dolayısıyla kendi yorumu okumadılar diye siz hayır, inşallah öyle. Mücadelenize devam edin. İnşallah, onlardan bir hayır gelmez. İnşallah. Yani gelecekler. Özür dilerim. Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Ekonominin kitabını ben yazdım demişti değil mi? Evet. Ben o zaman da söyledim. Hitit dilinde yazdı. Ne okuyabiliyor ne uygulayabiliyor. Kimsenin de aklı ermiyor zaten kitaba. Senin kitapta Türkçe hocam. Türkçe kitabı nereden okusunlar ya? Bizim gayretimiz tekrar bağlayarak söylemek istiyorum. Arada giriyorum hakkını biz, helal et. Yani bu karşı karşıya çünkü. Yani konferans değil yani. Biz bu ülkenin yetiştirdiği beyinleriz. Faydalanırsa A partisi, faydalanırsa B partisi, faydalanırsa muhalefet. Biz bunları ürettik. Sadece kendimiz için değil. İnşallah bir gün iktidara gelir, uygulamak bize nasip olur. Ama o güne kadar bekleyelim, fikirlerimizi saklayalım, biz kullanalım. Hayır, böyle bir derdimiz yok. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hangi parti muhalefet kullanacaksa helali hoş olsun. Bütün bunları biz biliyor musunuz? Ben ya bunları sen bu kitabı bana sonra, gönder hocam. Ben bunu uygularım Allah izin verirse. Gültekin Beyefendi'ye de set olarak verdim. Ben, size de buradan biz, çıkarken takdim ederiz. Çok beyefendi. Memnun peki. Olacağım. Şimdi başka evet. Bir konu başlığı açmak istiyorum müsaadenizle. Daha sonra... Ama şunu yine... özellikle söyleyeyim. Doğan hocam aslında işin özü şöyle diyor. Beni diyor bu AKP'nin iki ayımla kıyaslamayın. Ben zaten AKP'nin geçmiş dönemi, asr-ı saadet dönemi... Değil diyorum zaten diyor. Yani geçmiş dönemleri de o kadar iyi değildi. Bizi iki ayda kıyaslamayın diyor aslında yani. Evet. İşin özü o değil mi hocam yani? Özü İşin bu. Özü. Çünkü biz Erbakan'ın soyadını ben meclise sadece... sokmalıydık. İşin sırrı burada. Ama işte meclise sokacağınızı özür diliyorum. Ama Erbakan soyadını meclise sokmak çok için önemliydi. AKP'yi yeniden iktidara getirmek. Arkasındaki cümleyi tamamlayayım. Bu 30 maddeyi eğer uygulatabilseydik, yanlış giden birçok şeyi engelleyecektik. Bu da partimiz için iyi bir kazanç. Fırsat olacaktı. 96 yılında evet. Refah Yolu hükümetinde Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan'ın uyguladığı o günkü Doğru Yol evet. Partisi'yle birlikte uygulanan ekonomiyi bile uygulasalar bugün bu ülke bu hale gelmezdi. Bunların öyle bir derdi yok. Hocam bunların derdi götürmek. Ben, Maliye ben, Bakanı ben. Şimşek götürmek üzere geldi. Allah'ımızı şaşırttı. Bizim bütün dengemizi bozdu. Her gün vergi gelir mi ya?
Her gün. Ben Allah'tan iyi ki sigara içki kullanmıyorum ha. O kadar mutluyum ki. Etrafımdaki sigara içenlere bakıyorum 53 lira olmuş paketi. Herkesin psikolojisi bozuldu Tayyip Erdoğan diyeni. Alkol alanlara bakıyorum. Rakının şişesi 1000 lirayı geçmiş diyorlar. Hepsi bizim orduda biliyor musun sahte rakı yapmaya başladılar. Sahte derken hepsi evet, kimyager oldular. Rakı yapıyorlar, viski yapıyorlar. Adamın memleketi getirdiği hale bak. Ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisine deli dumrul gibi bir daha vergi ödenir mi ya? Bizim dördüncü maddemiz ilave vergi ve zanlardan kaçınılmasıdır. Ama okumadılar ki. İşte bunu siz de anlatamadınız. Ediyorum. Biz sizi zaten biz sandığa gömeceklerdi aslında ellerinden gelseler. Evet. Sizin bu kadar başarılı olacağınızı hiç tahmin etmediler. Onlar evet. Sizi isim vermeyeceğim partiler gibi 0-10'da 5'te kalırsınız. Ne vekil çıkarabilirsiniz ne de başka bir şey. Evet. Ama son haftaya gelince ben İstanbul'da bunu birebir yaşadım. Kendi seçim bölgemde de gittiğim yerlerde de. Baktılar ki 3'ü aşacaksınız. 3'ü aşarsanız tehlike oluşacak. Hemen önünüze geçmek için işte biraz önce söylediğiniz kara propagandaya başladılar. Evet. Bunlara oy vermeyin. Bunlara verilen her oy CHP'ye gidiyor dediler. Maalesef. Bunlar bu kadar samimiyetsiz hocam. Şimdi ama tam şeyimizi ortaya koymuş olayım ki nedenimiz belli olsun. Bunları dahi düzeltseydik biz bu 30 maddeyi. Partimiz adına hükümete büyük bir katkıda bulunmuş olacaktık. Yolsuzlukları önlemiş olacaktık. Ve bu üretim, istihdam, ihracat ekonomisi olacaktı. Denk bütçe olacaktı.